Esselamu aleyküm ve rahmetullah muhterem kardeşlerim. Bazı insanlar diyorlar ki siz Allah dostlarını çok seviyorsunuz. Allah dostlarını, salih insanları çok sevmek, aşırı sevmek, onlara aşırı bağlanmak çok tehlikelidir. Çok sevmenin sonu tapmaktır diyorlar. Yani siz bunları çok seviyorsanız bunun bir sonraki aşaması onlara tapmaktır haşa diyorlar. Bunun için de Nuh suresi 23. ayetten delil getiriyorlar. Nuh aleyhisselam kavminin iman etmediğini, davetine icabet etmediğini Allahu Teala'ya ifade ediyor ve kavminin şöyle dediğini anlatıyor. Ve kalu la tezerunne alihetekum. Diyorlar ki sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Ve la tezerunne vetten ve la suva'a ve la yaguse ve ya'uka ve nesra. Sakın ha vet, suva'a, yaguz, ya'uk ve nesr adındaki putlarınızı bırakmayın. Onları terk etmeyin diye telkinde bulunuyorlar. Birbirlerini bu şekilde uyarıyorlar. Yani sakın ha bu putları bırakarak Nuh Aleyhisselam'ın davetine icabet etmeyin diyorlar. Şimdi burada 5 tane put ismi sayılıyor. Vet, Suvar, Yağuz, Ya'uk ve Nesr. Tefsirlerde geçiyor ki bu ismi sayılan putlar aslında yaşayan, daha öncesinde yaşayan salih zatlar, insanlar. Bir rivayete göre bunlar Adem Aleyhisselam'ın çocukları. Bir rivayete göre de yine bu nesil arasında yaşayan salih zatlar. Tefsirlerde geçiyor ki bu zatlar o kadar çok seviliyordu ki bunlar vefat edince bunların arkasında kalanlar biz bunları hatırlamak için bir heykel yapalım. O heykele baktıkça bunları hatırlayalım diyerek onların heykelini yaptılar. Bazı rivayetlerde de bu telkini şeytanın verdiğini ki şeytan vermiştir mutlaka bu telkini hatta putları da şeytanın yaptığı geçmekte. Şimdi arkadaşlar bu durum şöyle lanse ediliyor. Sanki bu salih zatları sevenler, bunları seven insanlar, bunlar vefat edince hemen bunların heykellerini yapmışlar ve onlara tapınmaya başlamışlar. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Tefsirleri araştırdığımızda ve detaylara vakıf olduğumuzda gerçekleri görüyoruz. O da şudur ki bu heykelleri yapanlar heykellere tapmıyor. Nesiller sonra, yani heykeli yapanlar ölüyor, onlardan sonrakiler ölüyor. Nesiller sonra iman yok olup, insanlar inançsızlaşınca diyorlar ki bizim atalarımız bunlara tapıyordu, biz de bunlara tapalım diyorlar. Yani inançlılar bu heykelleri yapıp da onlara tapmıyor. Sevmenin sonu tapmaya götürmüyor. Onlardan sonra gelen dinsiz, imansız nesiller onları put olarak tapınacak bir tanrı olarak görerek tapıyorlar. Yani buradaki ayrıntıyı iyi anlamak lazım. O heykelleri yapanlar onlara tapmıyor. Onlardan sonra gelen nesillerde din, iman kaybolup inançsızlık artınca o heykelleri tapılan, ibadet edilen bir put zannedip onlara tapıyorlar. Dolayısıyla ayetin bu şekilde verilmesi, çok sevmenin tapmaya götürdüğünün iddia edilmesi çok yanlıştır. Yani bu bir delil teşkil etmez. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ben sizin benden sonra şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ben sizin dünya hakkında yarışa gireceğinizden ve birbirinizin boynunu vurup birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olacağınızdan korkuyorum buyurmuştur. Ümmeti Muhammed için de sallallahu aleyhi ve sellem nice zatlar gelip geçmiştir. Sahabeler, tabi'inler, tebe-i tabi'inler, nice salih zatlar gelmiş geçmiştir. Hasan-ı Basri'ler, Sırr-ı Sakati'ler, Cüneyd-i Bağdadi'ler, Bişr-i Hafi'ler, insanların etrafında toplandığı, pervane olduğu Abdülkadir Geylani'ler, Allah hepsinden razı olsun. Bunların hiçbirinin heykeli yapıldı mı? Bunların hiçbirine tapılması söz konusu oldu mu? Ama siz de mezarlara gidiyorsunuz. Ha o Nuh Aleyhisselam zamanında yapılmış işte taşlar, Vet, Ya'uk, Yağuz ve niceleri, ha sizin gittiğiniz mezardaki o taşlar diyerek Müslümanları mezarlara tapmakla suçluyorlar. Halbuki mezara giden Müslüman önce Allah'ım sen burada yatan zata rahmet eyle, merhamet eyle, rahmetinle muamele eyle, ondan razı ol diye dua ediyor. Tapan taptığı kişiye böyle dua eder mi? Sonra da Ya Rabbi sen bu zatın hürmetine beni de affeyle,
Beni de onların derecesine yükselt, beni de onlardan eyle, salihlerden eyle, dünya ahiret selameti ver diye dua ediyor. Şunu sorabilirsiniz, o zatın Allah katında değeri var mı ki? Bir insanın Allah katında değeri ve hürmeti olabilir mi? Olmasaydı Allah-u Teala bize müjde olarak şu ayet-i kerimeyi bildirir miydi? فَمَنْ يُدْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ O işte onlarla üzerine nimet verilenle beraberdir. Kimdir o üzerine nimet verilenler? مِنَ النَّبِيِّينَ Nebiler ve sıddıkîn sıddık olanlar ve şühedâ-i ve salihîn şehitler ve salih zatlar. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يكَ Onlar ne güzel arkadaştır buyuruyor Allah-u Teala. Az önce okuduğum Peygamber Efendimizin hadisinde geçtiği üzere bu devir dünya sevgisiyle, dünya hayatına olan bağlılıkla, mal, mülk sevgisiyle, Allah'tan başka işte takım, araba, kadın, mal, mülk sevgisi gibi beşeri zaaflarla mücadele etme zamanı. İnsanları bunlardan alıkoymaya çalışın. Allah dostlarından değil, Allah'ın salih kullarından değil.